Merhaba sevgili arkadaşlar. Ne söyleye az bir zaman kaldı. Sizleri unuttuğumu sanmayın arkadaşlar. Kitapla ilgili çalışmalarım bitti. İnşallah bundan sonra bol bol video ile yanınızdayım. İnşallah arkadaşlar MSÖ'de 30 nete yakın video paylaşacağım. 30 net yapabileceğiniz şekilde minimum video paylaşacağım diye düşünüyorum. Problemler, oynatma listemdeki problemleri muhakkak ki seyredin arkadaşlar. Tek tek not alın. Herhangi bir silinme vesaire olmadan. Şimdi arkadaşlar burada benim size bazı tavsiyelerim var. Bakınız siz 2020 yılında yapılacak olan MSÖ sınavına gireceksiniz. Bu sınavda daha önceki yıllara baktığımız zaman arkadaşlar size muhakeme ve mantık soruları ağırlıklı olarak soruluyor. Bakın muhakeme ve mantık soruları ağırlıklı olarak soruluyor. Peki bunların içinden nasıl çıkacağız? Şimdi arkadaşlar ana olarak yapmanız gereken şey sizin. Bakınız sayı kesir problemlerine sağlam bir şekilde yüklenin. Bir de konuları çalışırken çok detaylarla değil arkadaşlar. TET'yi tam olarak emsal almayın arkadaşlar. Çok detaylı çalışmayın. Bir konuyu %60 oranında anladıktan sonra arkadaşlar piyasadaki TET denemelerini çözün. Peki diyeceksiniz ki hocam TET'ye çalışmayın gibi dediniz ama niye deneme çözün dediniz? Çünkü arkadaşlar denemelerle konu soruları arasında çok fark var. Konu kitaplarından çalışırsanız detaylı çalışmış olursunuz. Denemelerden çalışırsanız yüzeysel çalışmış olursunuz. MSÖ'de size gerekli olan arkadaşlar bu. Yani detay değil. Şimdi burada her zaman şu örneği veriyorum. Bir kez daha vermekte de fayda veriyorum, buluyorum arkadaşlar. Size sizin aradığınız balıklar şurası bir deniz olsun. Denizin hemen şurasında. Siz oltanızı buraya atmanız lazım. Tamam mı? Oltanızı daha aşağıya attığınız zaman da belki bu balıklardan birkaç tane denk gelebilir ama veya daha farklı balıklar denk gelebilir. Sizi uğraştırır bu. Size gerekli olan oltanızı buraya bırakacaksınız, balığınızı alacaksınız. Daha aşağıya bırakmanıza gerek yok. Dolayısıyla sizin birazcık daha yüzeysel çalışmanız lazım arkadaşlar. Çünkü MSÖ'nün mantığı biraz askeri bir düzenle ilgili olduğu için size daha böyle genel sorular soruluyor. Dolayısıyla sizin MSÖ'ye çalışırken izleyeceğiniz yol arkadaşlar genel sorular olmalı. Bu genel soruları da en çok nerede bulabilirsiniz? Denemelerde bulabilirsiniz. Peki hocam sizin bize özel bir çalışmanız var arkadaşlar. Bu mantık yürütme olaylarını güçlendirmek için arkadaşlar 2014'ten 2019'a kadar olan bana kalırsa tüm YGS sorularını çözün. YGS ve TET sorularını çözün arkadaşlar. Artı zamanı olan arkadaşlar 2016 yılından 2019 yılına kadar olan ALES sorularını da çözsünler. Eğer arkadaşlar bu yılları çözerseniz emin olun bakın benim de dediğim gibi yüzeysel çalışıp konuları yüzeysel bir şekilde oturtursanız ben inanıyorum ki MSÖ'den en kötü bakın en kötü hani temelinizi vesaire bilemem ama 20-25 net civarı görmeniz lazım. Diğer belki 15 nette konu bilgisi gerekebilir ama burada arkadaşlar MSÖ'de genel yapılabilecek soru sayısı çok fazla. Dolayısıyla sizin bu genel yapabilecek soruları yapmanız için bu şekilde çalışmanız lazım. Sizler beni daha yeni tanıyorsunuz belki ama ben daha önceki senelerde çok ÖSYM sorusu yakalamış bir öğretmenim arkadaşlar. İnşallah bu sene de yine yakalayacağım. Ama burada sizin ana olarak çalışmanız gereken olay bu şekilde olmalı. Çok detaylı şeyler üzerinden çalışmayın. Ve denemelerde örnek veriyorum. Mutlak değer çalışacağız. Mesela size farklı bir örnek vereyim arkadaşlar. Mutlak değer çalışacaksınız. Eve geldiniz mutlak değer konusunu çalışıyorsunuz. Şimdi mutlak değerin genel bazı kaideleri var. Bunları oturduğunuz, çalıştınız. Ben zaten bununla ilgili de video çekeceğim bu arada arkadaşlar. Oturduğunuz, çalıştınız, anladınız. Daha sonra yapmanız gereken olay çıkmış sorular üzerinden denemeler üzerindeki sorulara gitmek. Yani oturup da mutlak değeri 20 saat çalışmanıza gerek yok. Çünkü arkadaşlar size detay değil, genel soru soruluyor. Fakat siz burada detay olarak çalıştığınız için çok zor yol alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir günde 10 metre yol gidecekken 1 metre yol gidiyorsunuz. Çünkü detaylarda kendinizi boğuyorsunuz. MSÖ'yü düşünüldüğü kadar zor bir sınav değil. Peki hocam diğer MSÖ'nün başka parçaları hakkında ne tavsiye bulunuz derseniz. Bir de size tarih ve coğrafya adına arkadaşlar MEP kazanımları muhakkak ki çözmenizi isterim. Bana burayı eğer çözerseniz dua edersiniz arkadaşlar. Ben sadece matematik adına değil başka branşlar adına da tespitlerim var ama prensip gereği çok fazla söylemiyorum. Ama sizin sınavınıza az bir süre kaldı. Sizinle de çok fazla video paylaşıp da ilgilenemedim bir süre. O yüzden arkadaşlar sizin de bu şekilde yapmanız lazım. Yektumat hocanız yanınızda
Yeni tanıştığım arkadaşlar bildirimlerini açıp abone olsunlar, olabilirler. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.